şimdi Erzincan'la paralel gidiyoruz. Öyle olması da zaten lazım yani yakın. Üstüne bastığımızda ilçe ilçe bence hiç beklemezsin. Kartek, ondan sonra Mazgirt, Nazmiye. Yani aşılama oranlarımız gayet güzel gidiyor aslında. Birçok ilden zaten bir harita vardı hocam. Son zamanlarda ilimizde mutasyonlu COVID-19 vakalarına da rastlandı. Şu ana kadar ilimizde İngiltere mutasyonlu vakalar, onun üzerinde vaka görüldü. Henüz Brezilya, Güney Amerika türünde mutant vaka tespit edilmedi. Ne yazık ki bu vakalar da vaka hızı artışına katkı sağlamakta. Bununla ilgili biz filyasyon ekiplerimize saha çalışmalarımızı derinlemesine temas listeleri belirleyip kaynağı yerinde tespit etmeye çalışarak yerinde ve zamanında müdahalelerle çözmeye ve ilerletmemeye gayret gösteriyoruz. Evet. İlimizde şu anda karantinada olan iki ayrı yer mevcut. Bir tanesi il merkezimizde, bir mahallemizdeki bir apartmanda görülen vaka sayısının artması nedeniyle apartmandaki kişilerin belli bir dönem karantinası söz konusu. Bir diğeri de yakın zamanda Çemişgecek ilçemizde il dışından gelen olası kaynağı tespit ettiğimiz temaslı tespit noktasında belirlediğimiz bir köyünde şu anda karantinası devam ediyor. Köyde şikayet olan kişilerden belli aralıklara numuneler alınarak vaka yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Şu anda elimizdeki vaka hızımız son 2 haftada vakanın verileri de doğrultusunda 27 Şubat 5 Mart aralığında haftalık vaka hızımız 100 binde 26 iken 6 Mart 12 Mart aralığında vaka hızımız 100 binde 53.9'a kadar çıktı. Yaklaşık 2 kat bir artış söz konusu. Tabii bunda kalabalık ortamlarda bir araya gelmenin ve ne yazık ki pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken önlemlerin birazcık daha az dikkat edilmesi sebep oldu. Ancak buna rağmen hastanemizdeki hem servis yatışımız hem de yoğun bakım yatışımızda önemli bir artış gözlenmedi. Şu andaki yatak doluluk oranlarımız gayet düşük seviyelerde devam ediyor. Bunun önemli bir katkısının da ilimizdeki aşılama çalışmalarındaki yoğun vatandaş desteği ve katılımı olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ilimizde 17 binin üzerinde kişi COVID-19 aşısını yaptırdı. 7 binden fazla kişi ise 2 doz aşısını yaptırarak COVID-19 aşılama sürecini tamamladı. Evet, bu süreçte aşısı tamamlanan 7 bin üzerinde kişi var. 2 doz aşısı olup da COVID-19 hastalığına yakalanan kişiler ilimizde de oldu. Ancak bu kişiler süreçlerini hafif atlattılar. Herhangi bir servis veya yoğun bakım yatışına ihtiyaç olmadan hastalık süreçlerini tamamladılar. Şu anda yürütülen çalışmalarda özellikle vatandaşlarımızdan talebimiz vaka yayılımının hızını azaltmak için tedbirlere tam ve eksiz bir şekilde uymaları, sahadaki görev yapan filyasyon ekiplerimize de temas listelerini belirlerken, olayın gidişatı ile ilgili bilgi aktarırken tam eksiksiz ve güvenli bilgi vermelerini önemli rica ediyoruz. Son günlerde ilimizde vakaların tekrar yükselmesi nedeniyle bir esnaf olarak tüm vatandaşların da hemşerilerimizde daha duyarlı, daha mesafeli olmalarını diliyorum. Bir yıldan beri Tunceli'de tüm esnaflarımızın perişan olduğunu, kiralarını ödemediğini, ekonomik bunalımda olduklarını, onun için herkes üzerine düşeni duyarlılıkla davransın. Yeniden tekrar iş yerlerinin kapanmaması, vatandaşın mağdur olmamasını diliyorum.